Sahilde saatler birbirini kovalıyor. Muhteşem, şaşırtıcı ve büyüleyici yaratıklar, olağanüstü ve inanılmaz karşılaşmalar. Hadi hep beraber plajlarda yaşanmış en şok edici olaylardan bazılarını görelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Nadiren görülen dev kalamar. İngiltere'nin Scarborough kentinde sahilde yürüyen bir kişi kayalıklarda kıyıya vurmuş dev bir kalamar buldu. Zavallı kalamar muhtemelen kuşlar tarafından parçalanmıştı. Bir insanın ayağından daha büyük olan yan tarafındaki kocaman gözünü bile görebiliyoruz. Bu zavallı görkemli yaratığa ne olduğunu merak ediyorum. Genellikle dev mürekkep balıkları çok nadir görülür ve biyologlar bu canlıların daha çok sahillerde görülen leşleri üzerinden incelerler. Kürek balığı. Uzun kurdeleye benzeyen ve doğal afet belirtisi olarak kabul edilen şey nedir? Bir kürek balığı. Ringaların kralı olarak da bilinir. Bu güçlü balıklar hasta olmadıkları ya da çiftleşmek zorunda kalmadıkları sürece çoğunlukla derin denizlerde bulunurlar. Ancak o zamanlar yüzeye yaklaşırlar. Şili'nin Eureka kentinde bu balıkçılar 5 metre uzunluğunda devasa bir kürek balığı yakaladılar. Bu dev yakalandıktan sonra tüm şehre korku yayıldı. İnsanlar yakında büyük bir doğal afetin şehri vuracağından korkuyor. Bu birkaç sene önce oldu ve şu an herkes iyi durumda. Ve küçük bir deprem dışında şehre henüz hiçbir doğal afet vurmadı. Büyük balina leşi. 26 Ocak 2020'de Tayland'ın Samut Prakan sahilinde mangrove ormanında balıkçıları sabahın erken saatlerinde bir sürpriz bekliyordu. 15 ton ağırlığındaki ve 12 metre uzunluğunda bir balina leşi kıyıya vurmuştu. Bu leş 6 yaşındaki dev bir dişi balinaya aitti. Bu devasa balinanın neden ve nasıl bu kadar küçük bir yerde karaya vurduğu bir muamma. Biyologlar leşi açık bir alana taşıyarak üzerinde otopsi yaptı. Umarım zavallı balinanın durumu iyidir. Deniz kaplumbağası kurtarma. 3 Pakistanlı arkadaş Umman'ın Ross Al Hat plajında günlerini geçirirken bir kayanın altına sıkışmış dişi bir deniz kaplumbağası görürler. Eğer kaplumbağalar hakkında bir şeyler biliyorsanız sıkışıp kırılabilen ya da ters dönebilen kabukları nedeniyle kendileri için sürekli bir tehdit oluşturduklarını da biliyorsunuzdur. 3 adam bu zavallı kaplumbağayı kurtarmak için 4 saat boyunca çalıştı. Kumları elleriyle ve bir kalasla kazdılar ama sonunda yaptıkları her şeye değdi. Çünkü bu güzel kaplumbağa serbest bırakıldı ve güvenli bir şekilde denize geri gönderildi. Tüm kahramanların pelerin giymediği doğrudur. Ekstrem balıkçılık. Bazı balıkçılar balıkçılığı başka bir seviyeye taşıyor. Köpek balığı avcılığı Endonezya'nın Java ve Sumatra adaları arasında oldukça yaygın. Bu balıkçılar köpek balıklarını yakalamak için eldiven giymedikleri takdirde balıkçılarda bile kötü kesiklere neden olabilecek bir misina kullanarak eski balıkçılık tekniklerini kullanıyorlar. Ve bu adamlar bunu herhangi bir koruma olmadan yapıyorlar. Herhangi bir teknoloji olmadan bile devasa bir kaplan köpek balığını oltaya yakalamayı başardılar. Cam deniz anası. Sıradaki video sahilde yatan sümüksü mavi renkli bir deniz anası gördüğünüzde ne yapmamanız gerektiğini gösteriyor. Ters yöne doğru koşmalısınız çünkü öldüklerinde bile sizi kötü bir şekilde sokabilirler. Bu beyefendi dev bir deniz anası gördü ve onu yemeye karar verdi. Bir uzman değilseniz ve deniz anasını doğru bir şekilde tanımlayamıyorsanız ona asla dokunmamalısınız. Çünkü bazı deniz anası türleri nörotoksin içerir ve bu da sizi sadece çok acı verici bir şekilde sokmakla kalmaz, aynı zamanda ölümcül de olabilir. Çekiç baş kurtarıldı. Florida'da bir kumsalın yakınlarında 3 metre uzunluğunda yaralı bir çekiç başlı köpek balığının çırpındığını gören iki kardeş harekete geçti ve canavarı kurtarmak için süratle çalışmaya başladı. Köpek balığını sahilde sabitleyerek ağzına yakın bir yere saplanmış iki büyük kancayı çıkarabildiler. Çekiç başlı köpek balığı kancalardan kurtulduktan sonra ne yapacağını şaşırdı ve kıyıya doğru yüzmeye çalıştı. Ancak cesur kurtarıcılar tekrar harekete geçerek köpek balığını heyecanlı izleyicilerden uzaklaştırıp okyanusun derinliklerine geri göndermeyi başardılar. Örümcek ağ battaniyesi. Kasabanın kıyısındaki bir lagünün yakınındaki ağaçlardan çalılara kadar her şeyi kapladı. Eğer örümcekleri sevmiyorsanız bu sahne bir korku filminden fırlamış gibi görünebilir ama ne yazık ki bu 300 metre uzunluğunda gerçek bir örümcek ağıdır. Ve harika bir plajı örümcek düşmanlarının en kötü kabusu haline getirmiş. Bu olay 2018 yılında sivrisinek popülasyonundaki artışın örümcek popülasyonunun patlaması için mükemmel koşulların oluşmasına yol açmasıyla meydana gelmiş. Bu örümcek bundan faydalanarak çiftleşip çoğaldı ve yepyeni bir nesil yarattı. Ancak örümcekler bir süre sonra öldü ve ağ doğal olarak bitki örtüsüne zarar vermedi. Su yüzeyine çıkan istiridyeler. Kumsalda keyif yapan bir adam su akıntıları ona büyüleyici bir sürpriz yapınca şaşkına döndü. Büyük bir dalga adamın ayaklarına değdikten sonra geri döndüğünde kumdan büyük bir istiridye grubu fırladı. Tıpkı bir böcek kıyameti gibi ortaya çıktılar ve sürünerek kumdaki küçük organizmaları yemeye başladılar. Yengeç ev inşa ediyor.
Sahilde yeni bir ev inşa etmek için hızla çalışan bu çalışkan yengeç varken kimin bir inşaatçıya ihtiyacı var ki? Ustalıkla bir çukur kazdıktan sonra yeni evinin duvarlarını inşa etmek için yanlardaki kumu hızla hareket ettiriyor. Minik yaratık birkaç saniye içerisinde minyatür evini inşa edip altına saklanıyor. Acil iniş. Plaj piknikleri her zaman eğlencelidir. Ancak gerçekten beklenmedik ve akıl almaz bir şey olursa bu heyecan karışık duygulara dönüşebilir. Tıpkı bir bilim kurgu filminden fırlamış heyecan verici bir sahne gibi. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir uçak okyanusa acil iniş yapıyor ve uçağın yere çakılmadan önce dalgaların üzerinde çarpıştığını gören onlarca plaj müdavimini şoke ediyor. Neyse ki herhangi bir yaralanma rapor edilmemiş ve pilot kokpitten güvenli bir şekilde çıkmış. Bahtsız uçak bir hava gösterisine katılmak üzereydi ancak mekanik bir sorun nedeniyle kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta suya düştü. Fok balığı kurtarma operasyonu. Namibya'da sahilde devreye gezen bir kurtarma ekibi boynuna ve vücuduna yaklaşık 45 misina ipi dolanmış yetişkin bir erkek pelerinli kürklü fok gördü. Aktivistler arabayla hayvana yaklaştıkları sırada fokların çoğu sıcaktan dolayı suya yakın oturuyordu. İçlerinden biri foku ağın içine almayı başardı ve ardından foku sahile geri sürükledi. Ağ torbasını dikkatlice açarak fokun dolaştığı kısmın yakınındaki ipleri raptor makasıyla kesmeye başladı. Başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından bu fok balığı tüm bir halat rulosundan kurtarıldı. Ancak teşekkür etmek yerine okyanusa geri dönmeden önce kurtarıcısını birazcık ısırmaya çalıştı. Sahil soygunu. Tayland sahilinde geçirilen harika bir gün Ocak 2022'de kaçak avlanan bir maymun tarafından mahvedildi. Yaramaz hayvan piknik malzemelerini karıştıran turist bir kadın tarafından fark ediliyor ve kadın hırsızı uzaklaştırmaya çalıştığında maymun saldırgan bir şekilde kadına saldırıyor. Akıllı hırsız kadını korkuttuktan sonra sırtına binerek soğuk içeceğinden yudumluyor. Sahilde eğlenen arkadaşı izleyen başka bir maymun da ona katılıyor ve kırmızı bir çantadan bir şeyler alıyor. Ancak her iki hırsız da bir adam diğer eşyaları soyulmaktan kurtarmak için bir çakıl taşı attığında pes etmek zorunda kaldılar. Dolu fırtınası. Gökyüzünden büyük buz topları düşene kadar plajda her şey eğlence ve oyundan ibarettir. Golf topu büyüklüğünde dolu püskürten bir kasırga saniyeler içinde bölgeyi yerle bir edince neşeyle gülümseyen Ruslar aniden çılgına döndü ve saklanmak için kaçışmaya başladılar. Doğa onları cezalandırıyor muydu yoksa bu bir kıyamet miydi? Dolu fırtınası birkaç dakika içinde büyük bir yıkım ve 35 derecelik ani bir sıcaklık düşüşü getirdi. Sahildeki deve. Deve uzun kum tepelerinin zorlu arazisinde uzun süre aç ve susuz kalmadan ilerleyebildiği için çölün gemisi olarak tanımlansa da çöl gemisi üçlüsü suyun derinliğine rağmen boğulma korkusu yaşamadan denizde ustalıkla yüzmeleri insanları şoke etti. Sahiplerine göre hayvanlar kondisyonlarını arttırmak ve deve yarışına hazırlamak amacıyla yüzme ve antrenman için sahile götürüldü ve 2 saatlik seansın sonunda çöl gemisinin sudan çıkmasına izin verildi. Kumsaldaki Stargazer. Sahilde yürüyüşe çıktığınızı ve okyanus tabanında bu kabusla karşılaştığınızı hayal edin. Stargazer'le tanışın. Onunla karşılaşmak sahil gezinizde başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri olabilir. İnsanlar söz konusu olduğunda Stargazer'lerin bazı türleri ya çok zehirlidir ya da elektrikle öldürme yeteneğine sahiptirler. Yani bir armağanla karşılaşmak zehirli dikenleri vasıtasıyla bir doz zehir almak ya da şok edici yetenekleri sayesinde hayatınızın şokunu yaşamak anlamına gelebilir. Yırtıcılar olarak Stargazer'ler avlarını pusuya düşürürler, kendilerini kuma gömer ve aniden saldırıp avlarını yutarlar. Bu adam bu konuda gerçekten eğitimli. Bakın aslında balığa dokunmuyor. Daha ziyade kumu balıkla derisi arasında bir yatak olarak taşıyor ve sonra yavaşça suya bırakıyor. Kum dolarları. Sahilde yaptığınız bir gezide kum doları gördüyseniz ya da topladıysanız harika bir şey yapmışsınız demektir. Kum dolarları deniz kestanelerinin düz ve kumda yuva yapan türleridir. Bu garip hayvanlar sık sık kıyıya vururlar ancak bir keresinde sayıları binleri bulmuş ve Oregon eyaletindeki tüm yerel uzmanları şaşırtmışlardı. 2021 yılının Ağustos ayında Oregon'un kıyı şeridi sahilde düzinelerce kum dolarının bu ilginç ve gizemli görünümüne tanık oldu. Deniz biyologları buna katkıda bulunan farklı faktörler olsa da görünüşlerinde endişe verici bir şey olmadığını söylüyorlar. Geyiği kurtaran köpek. Başka birinin hayatını kurtaran bir köpeğe sahip olmaktan daha iyi ne olabilir ki? Fırtına isimli Golden Rottweiler cinsi köpek tüm haklı sebeplerden viral oldu. Sahibine göre boğulmakta olan bir geyik yavrusuna yardım etmek için suya atlarken görüldüğünde koşmaya başladığında evcil hayvanını filme alıyordu ve sonunda suya sıçrayan bir şeye doğru yüzmeye başladı. Bu suda çırpındığı açıkça belli olan yavru bir geyikti. Köpek yavru geyiği kıyıya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda sanki onu hayata döndürmeye çalışıyormuş gibi bitap düşmüş yavru geyiğe yardım etti. Kucaklaşan kertenkeleler.
Ne kadar sevimli bir görüntü. İki dev kertenkele Tayland'da bir plajda birbirlerine sarılırken görüntülendi. Görünüşe göre ayaklarına değen serin dalgalarla birbirine sarılan romantik bir çift gibi görünüyorlardı. Ancak filme alındıklarını fark ettiklerinde ikisi de ayrıldı ve hemen çalılıklara doğru koştular. Yıldız Denizi. Ölmeden önce yapılacaklar listesine ekleyebileceğiniz bir yer mi arıyorsunuz? İşte Yıldız Denizi. Maldivlerin Vado adalarında olan en iyi yer. Oradaki suya ışık düştüğünde biyolüminesans nedeniyle tam anlamıyla mavi renkte parlar ve binlerce yıldız suya düşmüş gibi görünür. Bu nedenle Yıldız Denizi olarak adlandırılır. Gerçekten bu durum denizin parlamasına neden olan plajın resiflerinde bulunan biyolüminesan mantarından kaynaklanmaktadır. Bu organizmalar su dalgaları nedeniyle kendilerini tehdit altında hissettiklerinde bir savunma mekanizması olarak kendilerini yakarak suda inanılmaz güzellikte bir parıltı etkisi yaratırlar. Yunus katil balinadan kaçıyor. Şubat ayının erken saatlerinde bir koşucu gerçekten inanılmaz bir şey yakaladı. Bir grup katil balina suyun altında bir şey avlamaya çalışıyordu. Birkaç dakika sonra koşucu kıyıdan gelen bir Yunus'un çığlıklarını duydu. Genç Yunus saldırıdan kaçmak için kendini karaya vurmuştu. Katil sürüsü kıyıya yakın bir yerde bir süre Yunus'u bekledi. Süre ayrıldıktan sonra sporcu karaya vuran Yunus'un suya geri dönmesine yardım etti. Deniz anası istilası. Yaz sıcağından kaçmak için sahile gittiğiniz ve binlerce deniz anasının sahile ve suyu istila ettiğini gördüğünüzü hayal edin. Kırım'ın Şulkin köyü yakınlarında Azav denizinin başına gelen de buydu. Sahillerde ve sığ sularda binlerce Aurelia ve Resisteim deniz anası görülmüş. Bu da insanların deniz anaları tarafından sokulmaktan korktukları için suya girmelerini engellemiş. Suya girmeye karar veren cesur bir kişi deniz analarının dokusunun soğuk ve yapışkan olduğunu söyledi. Zar zor kurtarılan büyük dalga. Deniz kıyıda olsanız bile gerçekten tehlikeli olabilir. Bu videoda bir adamın büyük bir dalga tarafından denize sürüklenmek üzere olduğu anlar görülüyor. Adam büyük bir kayanın üzerine güçlükle çıkabilmişti ancak bir su fışkırtması onu kayadan aşağıya itti. Ve neyse ki arkadaşı onu kurtardı. Bu büyük dalga herhangi bir uyarı olmaksızın gelen devasa bir dalga. Bilim insanları bu dalgaların rüzgar enerjisini okyanus yüzeyine aktaran açık deniz fırtınaları ile ilişkili olduğuna inanıyor. Kanocuya saldıran köpek balığı. Avustralya'daki hayvanlar ekstra ölümcüldür. Avustralya'nın güneyinde bir kanocu kürek çekerek ilerlemek üzereyken büyük beyaz bir köpek balığı ona doğru hamle yapıyor. Köpek balığı adamın etrafında dönmeye devam ediyor ve video orada sona eriyor. Umarım adam sudan sağ salim çıkmayı başarmıştır. Genellikle köpek balıkları insanlara saldırmaz ama dediğim gibi Avustralya'daki hayvanlar insanlara karşı oldukça ölümcül. Sahildeki timsah. Florida Amerika'nın timsah cennetidir. Florida'nın Hollywood plajında bir timsah plaj günü geçirirken görüldü. İnsanlar bu nadir manzaraya tanık olmak için sahile akın etti. Tuzlu su timsahı dışında sadece Amerikan timsahları tuzlu suya dalabilir. Bu çatlak hayatın en güzel anını yaşarken birden fazla dalış yapıyor ve saatlerce sahilde yürüyor. Uçak kazası. Papua Yeni Gine'ye gitmekte olan bir yolcu uçağı pisti aşarak Mikronezya'da bir lagüne düştü. Kazayı gören yerel balıkçılar tekneleriyle kazazedelere yardım ettiler. Yerel halkın bu hızlı müdahalesi düzinelerce insanın kurtarılmasını sağladı. Birkaç dakika sonra yakınlarda görev yapan Amerika deniz piyadeleri gerekli ekipmanlarla bölgeye intikal ederek kalan insanları kurtardı. Yerel halk ve denizciler tarafından gösterilen bu nezaket olmasaydı uçak yolcuları dağılarak en az 100 metre batmış olacaktı. Sahildeki turistleri kurtardı. İnsanların birbirlerine karşı nazik olduklarını görmek harika bir duygu. Mikronezya'dan insanların yeni yılı boğulmakta olan bir turisti kurtararak kutladıkları Filipinlere kadar gidelim. Yılbaşı günü 20'li yaşlarda bir adam büyük bir dalga tarafından devrildi ancak onu kurtarmak için bir araya gelen bazı iyi insanlar el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturdu. Dramatik video kıyıda boğulmakta olan kişiye doğru nasıl uzun bir zincir oluşturduğunu gösteriyor ve sonunda genç kurtarılıyor. Uçan ışınlar. Meksika sularında 2012 yılında yaklaşık 10.000 şeytan vatozu Florida'nın daha sıcak sularına göç ederken inanılmaz derecede büyüleyici bir görüntü gözlemlendi. Çitlerin çırpılmasıyla birlikte suyun büyük sıçramasını takiben vatozlar tıpkı eğitimli kuşlar gibi birbiri ardına sıçradı ve geri daldı. Yırtıcılardan kaçmak, parazitlerden kurtulmak ya da sadece karidesleri panikletmek için zıplıyorlar. Neden böyle tuhaf akrobasi hareketleri yaptıkları ise hala cevaplanabilmiş değil. Bilim insanları hala vatozların bunu neden yaptığından tam olarak emin olamıyor. Bu fotoğraf bir Asya şehrinin sağanak yağmurundan etkilendiği sırada çekilmiş. Yüksek gelgitler kıyı şeridini vururken bu umutsuz zamanlar arasında bazı insanlar bu şekilde balık tutarken görülmüş. Sığırcık gösterisi.
İngiltere'deki en büyük sığırcık kuşu koleksiyonlarından biri olduğuna inanılan göz kamaştırıcı bir sığırcık kuşu sürüsü 2012 yılında Alacakaranlık sahilinde ilerlerken görülmüş. Yüzlerce siyah minik kuş iyi organize edilmiş bir yükseliş ve düşüş gösterisiyle izleyenleri hayrete düşürdü. Bu şekilde gruplaşmak yırtıcı hayvanlardan korunmanın bir yolu olabilir ama bazen de geceleri ısınmak için böyle yaparlar. Gizemli yumurtalar. Her şey Kasım 2022'de bir adamın martıların deniz yosunlarına dolanmış gizemli bir pimpon topu benzeri yapıları gagalamasını engellemesiyle başladı. Can kurtaranları çağırdı ve onlar da yumurtaları kum kovalarının içinde dikkatlice alıp götürdüler. İlk başta bu yumurtaların deniz kaplumbağalarına ait olduğu düşünüldü. Ancak bu teori desteklenmedi. İnsanlar bunların nesli tükenmekte olan kaplumbağa yumurtaları olabileceğine inanıyor ancak nereden geldikleri hala bir muamma. Maddeler arasında en beğendiğinizi veyahut da sizin bildiğiniz böyle garip bir olay varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşça kalın.